Paso Video ekibi olarak yeni bir uzay belgeseliyle karşınızdayız. Derin Uzay. Geceleri kafamızı kaldırıp gökyüzüne doğru baktığımızda aslında ne kadar küçük olduğumuzu görürüz. Çünkü evren gözümüzün alabildiğinden çok fazlası. Bazen davetsiz, devasa bir kuyruklu yıldız ziyaret edebilir bizi. Ya da karanlık güçler. Bu koskoca evrende milyarlarca yıldız olmasına rağmen neden hala karanlık? Aslında zamanın başlangıcı da ve belki sonu da yine bu karanlığın içinde saklı. İnsanlık olarak evrendeki felaketlerle inanın hiç yüz yüze gelmek istemeyiz. Devasa karanlıklar, yüzeyi ateşler içinde yanan gezegenler. Hani elmas yağmurları da var. Bunu kaçırmayalım derim ama uyaralım, sonunda ölüm var. Evrende bizi heyecanlandıran sanırım en büyük keşif, ulaşılması mümkün, yaşanılabilir bir dünya olacak muhtemelen. Dünyamızdan bir gün gitmemiz gerekirse rotamız neresi olacak? Ya da bir rotamız olacak mı? Bu şu an inanın korkunç bir durum. Buna hazin sonumuz da diyebiliriz. İnsanlık olarak uzayın küçücük bir köşesindeyiz aslında. Bu küçücük, bizim için ayrılan yerde milyonlarca yıldız, güneşimizden daha büyükse onlarca yıldız var ve hala karanlık. Buharlaşmış kaya bulutları, hatta belki de parıldayan mücevherler. Bazı uzak dünyaların gökyüzünü bu şekilde doldurduğunu tahmin edebiliyoruz. Uluyan rüzgarları ve kavurucu sıcaklıkları ekleyin. Ve düşünün, birçok öte gezegen türünden birinde, diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerde çılgınca farklı ortamların ilk görüntüsünü yakalamaya başlarsınız. Exoplanet bilim adamları, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk bilim görüntülerini ve verilerini sunmaya başladı. Gelecek gözlemler için hedefler, şimdiye kadar bulunan en garip dış gezegenlerin atmosferini içeriyor. Sanıyoruz ki derin uzayın gizemi yavaş yavaş çözülmeye başlanacak. Ama bunun için insanoğlunun yolu çok uzun. Bu atmosferleri ve hatta gezegenleri anlamanın en iyi yollarından biri, ne kadar tuhaf ve egzotik olurlarsa olsunlar, bulutların ilk doğrudan gözlemleri olacaktır. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir öte gezegen bilimcisi olan Tiffany Kataria, "Dünyada bu minerallerin çoğu mücevherdir," demiştir. Bu gezegenler, sıcak gaz devleri galakside doğrulanan birçok öte gezegen türü arasındadır. Buharlaşmış kaya bulutlarına sahip olabilirler. Çünkü yıldızlarına çok yakın yörüngede dönerler. Bu da atmosferlerine aşırı derecede sıcak yapar. Ve kaya, yakut veya safir bulutları kulağa büyüleyici gelse de aslında bu tür mineralleri bir öte gezegen atmosferinde tespit etmek bilimsel bilgide ileriye doğru dev bir adım olacaktır. Bir gezegendeki ya da galaksideki bulutlar bize atmosferdeki kimya hakkında çok şey anlatmaktadır. O zaman bulutların nasıl oluştuğu ve bir bütün olarak sistemin oluşumunu iyi incelemek gerekiyor. Webb teleskobunun pek çok yeteneği arasında spektroskobi, Webb'in uzak yıldızlardan ve gezegenlerden aldığı ışığı biraz gökkuşağı gibi bir spektruma bölmesidir. Bu, bilim adamlarının bir öte gezegen atmosferinde bulunan molekül türlerini okumasına izin verecektir. Bu da Webb'in bulutlardaki belirli mineral türlerini tespit edebileceği anlamına geliyor. Öte gezegen bulutlarının ayrıntılı incelenmesi, örneğin dünya gibi küçük, kayalık bir dünyada yaşanabilir, potansiyel olarak yaşam taşıyan bir gezegenin kanıtını bile verebilir. Bulutlar, sıcaklığı düzenlemek için dünyadaki önemli bir özelliktir. Bu bütün gezegenlerde hemen hemen böyledir. Bulutlar, dünyanın iklimi için önemli bir husustur. Bulutların yaşanabilir bir öte gezegenin atmosferinde hayati bir bileşen olabileceği mantıklıdır. Bulutların genel olarak nasıl oluştuğunu ne kadar çok anlarsak, dünyada ve diğer güneş sistemi gezegenlerinde olduğu gibi, bulutların daha egzotik ortamlarda nasıl oluştuğunu da o kadar iyi anlıyoruz.
öte gezegen bulutlarının kalplerini araştırmak, galaksimizdeki diğer gezegenlerin kökenini, oluşumunu ve çevrelerini anlamaya çalışan birçok bilimsel alandan uzmanları bir araya getirebilir. James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın önde gelen uzay bilimi gözlemevidir. Webb, Güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek. Diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyalara bakacak ve evrenimizin gizemli yapılarını ve kökenlerini ve içindeki yerimizi araştıracak. Kısaca, evrenin kapısını aralayacak diyebiliriz. Dünyanın Güneş'e çok, çok daha yakın olduğunu hayal edin. O kadar yakın ki, bütün bir yıl sadece birkaç saat sürüyor. O kadar yakın ki, yerçekimi bir yarım küreyi sürekli kavurucu gün ışığına, diğerini sonsuz karanlıkta terk ediyor. O kadar yakın ki, okyanuslar kaynıyor. Kayalar erimeye başlıyor. Ve bulutlar lav yağdırıyor. Kendi güneş sistemimizde böyle bir şey yokken, bunun gibi kayalık gezegenler, kabaca dünya boyutunda, aşırı sıcak ve yıldızlarına yakındır. Ve Samanyolu galaksisinde nadir değildir. Bu gezegenlerin yüzeyleri ve atmosferleri gerçekten neye benziyor? NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bazı cevaplar vermek üzere. Bu gezegenlere birkaç örnek verelim. Süper sıcak, süper dünya. 55 Sansri E, Güneş benzeri yıldızından Merkür'le Güneş arasındaki mesafenin 25'te 1'i 1,5 milyon milden daha yakın bir yörüngede döner. Ve bir turunu 18 saatten daha kısa bir sürede tamamlar. Tipik kaya oluşturan minerallerin erime noktasının çok üzerinde, yüzey sıcaklıklarıyla gezegenin gündüz tarafının lav okyanuslarıyla kaplı olduğu düşünülmektedir. Yıldızlarına bu kadar yakın yörüngede dönen gezegenlerin, bir tarafı her zaman yıldıza bakacak şekilde gelgit kilitli olduğu varsayılır. Sonuç olarak gezegendeki en sıcak nokta, yıldıza en doğrudan bakan nokta olmalı. Ve gün tarafından gelen ısı miktarı zamanla çok fazla değişmemelidir. Ama durum böyle değil gibi görünüyor. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'ndan 55 Sansri E'nin gözlemleri, en sıcak bölgenin yıldıza en doğrudan bakan kısımdan uzakta olduğunu, gün tarafından tespit edilen toplam ısı miktarının ise değişiklik gösterdiğini gösteriyor. Yoksa 55 Sansri E'de akşamları lav mı yağıyor? Bununla birlikte bir başka ilgi çekici olasılık, 55 Sansri E'nin gelgit kilitli olmamasıdır. Bunun yerine her iki yörünge için 3 kez dönen Merkür gibi olabilir. Sonuç olarak gezegen bir gece gündüz döngüsüne sahip olacaktır. Bu senaryoda yüzey gün boyunca ısınacak, eriyecek ve hatta buharlaşacak. Ve Webb'in algılayabileceği çok ince bir atmosfer oluşturacaktır. Akşamları buhar soğuyacak ve yoğunlaşarak yüzeye geri yağacak. Lav damlacıkları oluşturacak ve gece çöktüğünde tekrar katılaşacaktır. Bu kadar sıcaklık yeterli sanırım. Şimdi biraz içimiz soğusun. Biraz daha soğutucu süper dünya. LHC 3844b, 55 Sansri E, lavlarla kaplı bir dünyanın egzotik jeolojisi hakkında fikir verirken, HLS 3844b, bir öte gezegen yüzeyindeki katı kayayı analiz etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 55 Sansri E gibi LHC 3844b de yıldızına son derece yakın bir yörüngede döner ve 11 saatte bir devrimi tamamlar. Bununla birlikte yıldızı nispeten küçük ve soğuk olduğu için gezegen yüzeyinin erimesi için yeterince sıcak değildir. Ek olarak Spitzer gözlemleri gezegenin önemli bir atmosfere sahip olma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. LHC 3844b'nin yüzeyinde hangi maddeler vardır? LHC 3844b'nin yüzeyini Webb'le doğrudan görüntüleyemeyecek olsak da belirsiz bir atmosferin olmaması yüzeyi spektroskobi ile incelemeyi mümkün kılıyor. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Laura Kratberg, farklı kaya türlerinin farklı spektrumlara sahip olduğu ortaya çıktı dedi. Granitin bazalttan daha açık renkli olduğunu gözlerinizle görebilirsiniz. Kayaların yaydığı kızılötesi ışıkta da benzer farklılıklar var, demiştir. Bu gözlemlerin önemi, galaksideki 5000'den fazla onaylanmış öte gezegenden sadece ikisinin çok ötesine geçiyor. Genel olarak dünya benzeri gezegenler hakkında harika yeni bakış açıları var.
ve bu gezegenler bugün olduğu gibi sıcakken dünyanın erken dönemlerinin nasıl olabileceğini öğrenmemize yardımcı olacaktır. Belki bizler de bu sayede dünyamızın geçmişini daha iyi araştırabiliriz. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gerçek bir teknolojik harikadır. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en karmaşık uzay teleskobu olan Webb, neredeyse evrenin başlangıcından bu yana 13,5 milyar yıldır seyahat eden ışığı toplayabilecek. Aslında Webb, Big Bang'den sonra oluşan ilk galaksilere bakmamıza izin veren bir zaman makinesidir. Kızılötesi ışık topladığı için diğer teleskopların çoğunun görüşünü engelleyen dev toz bulutlarının içinden görecektir. Webb, Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha güçlü olacak. En önemlisi Webb, 21 fit genişliğinde, 6,5 metre genişliğinde, parçalı ayna setini açtığında, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenlerin atmosferlerinde su buharı arayacak kadar güçlü olacaktır. Webb, Kartal galaksisinde dev yıldız hareketliliği de yakalamıştır. Webb'in orta kızılötesi enstrümanından alınan galaksi görüntüleri, döner çark olarak bilinen büyük, çarpık halka biçimli bir gökada da dahil olmak üzere bir grup gökadayı göstermektedir. Heykeltıraş takım yıldızında 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal gökadası, parlak bir iç halka ve aktif bir dış halkadan oluşur. Bu dış halka çok sayıda yıldız oluşumuna sahipken, aradaki tozlu alan birçok yıldız ve yıldız kümesini ortaya çıkarmaktadır. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Kartal gökadasının derinliklerine baktı ve yıldız oluşumu ve gökadanın merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardı. Webb'in güçlü kızılötesi bakışı, diğer birçok gökadanın arka planına karşı iki küçük refakatçi gökadanın bu ayrıntılı görüntüsünü üretti. Bu görüntü, Kartal galaksisinin milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiğine dair yeni bir görünüm sunuyor. Heykeltıraş takım yıldızında yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal gökadası nadir görülen bir manzaradır. Bu vagonun tekerleğine çok benzeyen görünümü yoğun bir olayın sonucudur. Bu görüntüde görünmeyen büyük bir sarmal gökadayla daha küçük bir gökada arasındaki yüksek hızlı çarpışma. Galaktik oranlardaki çarpışmalar, ilgili galaksiler arasında bir dizi farklı, daha küçük olaylara neden olur. Çarpışmalar en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilemektedir. Kartal galaksi iki halkaya sahiptir. Parlak bir iç halka ve çevreleyen renkli bir halka. Bu iki halka, içine bir taş atıldıktan sonra bir göletteki dalgalanmalar gibi çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişler. Bu ayırt edici özelliklerinden dolayı gökbilimciler buna Samanyolu gibi sarmal gökadalardan daha az yaygın olan bir yapı olan halka gökada diyorlar. Parlak çekirdek muazzam miktarda sıcak toz içerir. Ve en parlak alanlar devasa genç yıldız kümelerine ev sahipliği yapar. Yaklaşık 440 milyon yıldır genişleyen dış halka ise yıldız oluşumu ve süpernovaların hakimiyetindedir. Bu halka genişledikçe çevredeki gaza doğru ilerler ve yıldız oluşumunu tetikler. Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar daha önce Kartal'ı inceledi. Ancak dramatik galaksi, görüşü engelleyen toz miktarı göz önüne alındığında belki de kelimenin tam anlamıyla bir gizemle örtülmüştür. Kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle Webb, şimdi uzayın doğasına dair yeni içgörüler ortaya çıkarıyor. Webb'in birincil görüntüleyicisi olan yakın kızılötesi kamera, 0.6 ile 5 mikron yakın kızılötesi aralığında bakar ve görünür ışıkta gözlenenden daha fazla yıldızı ortaya çıkarabilen önemli ışık dalga boylarını görür. Bunun nedeni çoğu dış halkada oluşan genç yıldızların kızılötesi ışıkta gözlemlendiğinde toz varlığı tarafından daha az örtülmesidir. Bu görüntüde NIRCam verileri mavi, turuncu ve sarı renktedir. Gökada tek tek yıldızlar veya yıldız oluşum cepleri olan birçok bireysel mavi nokta görüntülediler. NIRCam ayrıca eski yıldız popülasyonlarının düzgün dağılımı veya şekliyle çekirdekteki yoğun toz arasındaki farkı, bunun dışındaki daha genç yıldız popülasyonlarıyla ilişkili yığılmış şekillere kıyasla ortaya koyar. Bununla birlikte galakside yaşayan toz hakkında daha ince ayrıntıları öğrenmek, Webb'in orta kızılötesi enstrümanını gerektirir. Bu bileşik görüntüde MIRI verileri kırmızı renktedir.
Bu, Kartvıl Gökadası içindeki hidrokarbonlar ve diğer kimyasal bileşikler açısından zengin bölgelerin yanı sıra dünyadaki çoğu toz silikat tozu ortaya çıkarır. Bu bölgeler esasen galaksinin iskeletini oluşturan bir dizi sarmal tel oluşturur. Çarpışmadan önce Samanyolu gibi muhtemelen normal bir sarmal gökada olan bu gökada dönüşmeye devam edecektir. Webb bize dönen çarkın şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor. Bu ışıldayan görüntü, belki de en belirgin şekilde sağ üstteki yalnız gökada olan LEDA 58.109 olmak üzere birden fazla gökadaya sahiptir. LEDA 58.109, sol alt tarafında iki başka galaktik nesne ile çevrilidir. Galaksi sınıflandırması bazen bir ikilem olarak sunulur. Spiral ve eliptik. Bununla birlikte yalnızca bu görüntüdeki gökadaların çeşitliliği, çekirdeklerinde son derece parlak AGN'ler barındıran gökadalar ve şekilleri sarmal veya eliptik sınıflandırmaya meydan okuyan gökadalar da dahil olmak üzere var olan karmaşık gökada sınıflandırmaları ağını vurgulamaktadır. Buradaki galaksi örneği, galaksilerin sahip olduğu çok çeşitli isimleri de göstermektedir. Bazıları nispeten kısa LEDA 58.109 gibi. Bazıları ise soldaki iki galaksi gibi çok uzun ve hatırlaması zor. Bunun nedeni gece gökyüzündeki gök cisimlerinin haritasını çıkaran kataloglama sistemlerinin çeşitliliğidir. Hiçbir katalog ayrıntılı değildir ve gökyüzünün örtüşen bölgelerini kapsar. Böylece birçok gökada birkaç farklı kataloğa aittir. Gökbilimciler artık galaksilerin nasıl geliştiğinin önemli bir yönünün birbiriyle etkileşim biçimleri olduğunu kabul ediyor. Galaksiler birleşebilir, çarpışabilir veya birbirlerinin yanından geçebilir. Her etkileşim onların şekillerini ve yapılarını önemli ölçüde etkiler. Bu tür etkileşimler ne kadar yaygın olsa da, bu kadar görünür, dinamik bir şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünü yakalamak nadirdir. Herbig-Haro nesneleri, yıldız rüzgarları veya gaz jetleri püskürdüğünde oluşan yeni doğan yıldızları çevreleyen aydınlık bölgelerdir. Bebek yıldızlar, yakındaki gaz ve tozla yüksek hızlarda çarpışan şok dalgaları yaratır. HH-505 söz konusu olduğunda, bu akıntılar dünyadan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta, Orion bulutsusunun eteklerinde yer alan IX-Ori yıldızından kaynaklanmaktadır. Üstünde ve altında zarif bir şekilde kıvrımlı yapılar görülebilir. Bulutsunun merkezinden gelen büyük ölçekli gaz ve toz akışı ile etkileşimleri onları çarpık eğrilere dönüştürür. Orion bulutsusu, binlerce yıldızın oluştuğu dinamik bir toz ve gaz bölgesidir. Büyük yıldız oluşumunun dünyaya en yakın bölgesidir. Bu da onu gece gökyüzünün en çok incelenen alanlarından biri ve genellikle Hubble için bir hedef haline getirir. Paso Videoza ekibi olarak bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar, şimdilik hoşça kalın. Thank you.